Burası Çankaya Köşkü, Türkiye'nin zirvesi. Devletin en tepe noktası olan bu makam için yeni bir yarış var. 10 Ağustos'ta Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı artık vatandaşın oyuyla seçilecek. Yeni sistem Türkiye'de nasıl işleyecek? Bunu zaman gösterecek ama öncesinde cumhurbaşkanlarının nasıl seçildiğini hatırlamak lazım. Çünkü her cumhurbaşkanının seçimi ayrı bir bilek güreşi, ayrı bir kriz oldu. İlk bölümde Kurtuluş Savaşı kahramanlarını anlattık. Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Bayar. İkinci bölümde ise asker cumhurbaşkanlarını anlatacağız. Yani Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk ve Kenan Evren. 1960'lar, 70'ler ve 80'lere iki darbe, bir de muhtıra damgasını vurdu. O dönemde cumhurbaşkanlığı sanki genelkurmay başkanlığından sonra çıkılan bir makamdır gibi anlayış oluştu. Diktatör olmak hevesinde değil. Yönetime el koymak zorunda kalmış. Tuğ general, tüm general, kor general, or general, cum general. Yani her or general sonunda cumhurbaşkanı olması. Cipe bindirdiler. Başbakanlığa götürdüler. Orada ne söyledilerse söylediler. Başbakanlığın kapısından çıkarken dedi ki, senatörlükten de istifa ediyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından da çekiliyorum, lanet olsun diye. Tehdit edildi. Silahlı kuvvetlerin adeta bizim adayımız dedi. Bunu seçmezseniz darbe yapılabilir dendiği bir ortamda meclis bilmiyor, o adayı seçmiyor. Kendi bulduğu, getirdiği bir adayı seçiyor. Bir türlü cumhurbaşkanı seçemedik. Sayın Evren orada az bir yanımda besleyelim de diye bir cümle kullandı. Kurmay Albay Türkeş Alparslan. Dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele aldı. 27 Mayıs 1960'ta albay ve daha alt kademedeki subaylar Milli Birlik Komitesi adıyla darbe yaptı. 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ragıp Gümüşbala resk çekti. Kendisinden daha kıdemli bir asker yoksa isyana son vereceğini söyledi. Bunun üzerine ihtilalciler bir lider arayışına girdi. Kısa süre içinde o komutan bulundu. Henüz birkaç hafta önce emekliye sevk edilen Orgeneral Cemal Gürsel. Cemal Gürsel İzmir'e gitmiş. İhtilal olduğunda İzmir'de şeyinde orada iki katlı bir evi var. Karşıya kadar çiçek suluyordu bahçesinde. Onu öğleden sonra gittiler. Özel olarak aldılar. Başımızda sen olacaksın. Çünkü orgeneral bir saygın bir kişinin olması lazım. Ölüm cezasına çarptırılmasına 10 birliğinde. Başbakan Adnan Menderes, Bakanlar Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'la birlikte ölüm cezasına çarptırılan Türkiye'nin ilk sivil cumhurbaşkanı Celal Bayar, daha sonra sağlık nedenleriyle affedildi. Devlet hiyerarşisini belirleme gücü yine askerlerdeydi. Bütün vatandaşlara şunu ifade etmek isterim ki asla bir diktatör olmak hevesinde değil. İhtilalin başında Milli Birlik Komitesi adına Orgeneral Cemal Gürsel vardı. Ordu içinde Cemal Aga diye anılan Gürsel aslında Cumhurbaşkanı koltuğunun tek adayı değildi. Demokrat Parti'nin yerine Adalet Partisi kurulmuştu ve onların aklında başka bir isim vardı. Anayasa Hukuku Profesörü Ali Fuat Başgil. Hani bugün çatı çatı deniyor ya, muhalif çatıda Ali Fuat Başgil çıkardı, profesör. Benim de hukuk fakültesi anayasa hukuku hocamdı. Çok hoş bir adamdı, aydın bir adamdı. Batı kültürü almış ama doğunun geleneklerine hakim bir adamdı.
Ali Fuat Başgil hür bir seçim yapılsaydı mecliste muhakkak Cumhurbaşkanı seçilecekti. Ali Fuat Başgil Ankara'ya geldi, adaylığını ilan etti. Ama bilmediği, askerlerin Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı seçilmezse neler yapacağıydı. Askerler siyasileri topladı, meclisi kapatırız dedi. Çankaya zirvesi yapıldı. Çankaya zirvesinde siyasi parti genel başkanlarına söylenen şu: eğer bu meclisin açık kalmasını istiyorsanız Cemal Gürsel'i Cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Liderleri Çankaya Köşkü'nde yine Süngüzoru'yla topladılar ve Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanlığına bütün partilerin oy vermesi istikametinde bir Çankaya protokolü imzalandı. Yeni bir darbe olmasın diye darbeye karşı olanlar da bunun altını imza attılar. Sonra da komutanlar bir gece Ali Fuat Başgil'i başbakanlığa çağırdı. Cipe bindirdiler, başbakanlığa götürdüler. Orada ne söyledilerse söylediler. Başbakanlığın kapısından çıkarken dedi ki, senatörlükten de istifa ediyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından da çekiliyorum, lanet olsun dedi. Tehdit edildi. Adaylıktan çektirildi. Ya çekilirsin ya işte seni bir çukurda bulurlar bu şekilde. Adam zaten anayasa profesörü. Ali Fuat Başgil bir aksiyon adamı değil, bir bilim adamı. Söylüyor zaten. Ben böyle şeylere alışık da değilim. Yassı Ada avukatlarından genç bir Adalet Partili Hüsamettin Cindoruk, ertesi gün Başgil'in kaldığı otele gitti ama hocayı bulamadı. Sabah gittik, Ali Fuat Bey gitmiş. Hocayı almış götürmüşler, odası boş. Sabaha karşı çıktı dedi resepsiyon. Ali Fuat Başgil banko seçilecekken birden bir haber. Ali Fuat Başgil istifa etmiş adaylıktan. Askerler Başgil'i saf dışı ettikten sonra Cemal Gürsel'in etrafında toplandılar. Siyasilerle yapılan görüşmelerle Cemal Aga'nın Cumhurbaşkanlığı kararlaştırıldı. Gerisi formaliteydi. Demokratik Cumhuriyeti yeni anayasaya göre düzenlemek ve iktidarı yeni meclise devretmek için fikrine bağlılıktan ayrılmayacak. Bunun için şerefi, namusu ve dikkat teşahatim üzerine anlayacak. Cemal Gürsel 26 Ekim 1961'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne üzerinde üniformasıyla geldi. 607 oydan 434'ünü aldı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı oldu. Yemin etti ama bir teşekkür konuşması yapmadı. Çankaya'nın yeni sahibini yine asker belirlemişti ve bu son olmayacaktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi zorlandırılarak yapılmış bir seçimdi. Yani eğer serbest bırakılsaydı ve Cemal Gürsel seçilmezdi ama yani henüz daha 27 Mayıs ihtilalinin izleri devam ediyordu. İhtilallerde cumhurbaşkanı seçimi olmaz. İhtilallerde cumhurbaşkanları atanır, tayin edilir. ...1965 yılında Adalet Partisi tek başına iktidar olduğunda Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ağır hastaydı. Tedavi için Amerika'ya gönderildi. Ardından Türkiye'de tedavisi devam etti. Ve sonunda doktor raporuyla görevden alındı. Artık bitkisel yaşama girmiş. Kendisiyle dediğim gibi beyinsel bir iletişim kurmak olanaksız. Devlet başsız kaldı. Kaderin cilvesi. 27 Mayıs 1900 ihtilalini yapan Milli Birlik Komitesi'nin üye sayısı 38'dir. Yıllar sonra Cemal Gürsel Cumhurbaşkanlığı görevini yapamayacak durumdadır diye rapor veren sağlık heyetindeki doktorların sayısı da 38'dir. O dönemde Adalet Partisi hem mecliste hem de senatoda çoğunlukta olduğu için Başbakan Süleyman Demirel rahatlıkla Cumhurbaşkanı olabilirdi. Ancak istemedi. Daha doğrusu
isteyemedi. Cumhurbaşkanı olacak kadar benim Türkiye parlamentosunda desteğim vardı. Adalet Partisi'nin Cumhurbaşkanı seçtirecek kadar desteği vardı. Ama o günün şartları başkaydı. Demirel bu koşullar altında, bu ortamda, o konjonktürde aday olmayı düşünmedi. Ve çünkü Türkiye'nin o andaki ortamında hala gene 27 Mayıs'ın etkisi devam ediyordu. Süleyman Bey'in bana söylediği şu. Makam odama oturuyorum, karşımda 3 tane idam sehpası görüyorum. Makam odama oturuyorum, oturduğum koltukta Menderes'in hayalini görüyorum. Kendisinden önceki başbakan asılmış. Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece seçmeye yetecek oyun bulunması olayı değildir. Bir tek 1966 seçimlerine değil, tüm Cumhurbaşkanlığı seçimlerine damgasını vuran bu sözün sahibi Süleyman Demirel. 1966'da dönemin başbakanı Demirel'in aradığı, eski zıtlaşmalardan uzak ama ordunun da itiraz etmeyeceği bir isimdi. Bulduğu isim sürpriz sayılmazdı. Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay. Cevdet Sunay'ı bir çaresi buluyorlar. Çünkü Genelkurmay Başkanı biliyorsunuz Türkiye'de özellikle 27 Mayıs'tan sonra daha önce de rütbeler belliydi. Tuğ General, Tüm General, Kor General, Or General, Cum General. Yani her Or General'in sonunda Cumhurbaşkanı olması, Cum General olması o sırada da en yüksek rütbeli Cevdet Sunay'dı. Hemen bir kafiyeli bir şey çıktı, slogan oluşuldu. Tek aday Sunay diye. Genelkurmay Başkanı. Zaten tek aday Sunay esprisi de oradan çıktı. Bütün siyasal partiler kabul etmişti, ordu kabul etmiş. Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay, ordu alt kademesinden gelebilecek 27 Mayıs türü bir müdahaleye kalkan olarak kullanıldı. Demirel Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Tural'a güvenmiyordu. Ona göre Cemal Paşa ordunun şahinlerindendi ve bir darbe yapmasından endişe ediliyordu. Demirel de bu sorunu çözmek için gideceği adresi biliyordu. Cevdet Sunay. Cemal Tural çok sert bir paşaydı. Cemal Tural da yani kendi ağırlığını koyup ordu içinde bir siyasi kesimin temsilcisi olarak devreye çıkınca onu da emekli etti. Beş yıl önce yine bir asker olan Cemal Gürsel'e boş oy veren Adalet Partisi, şimdi bir başka askerin Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı olması için uğraşıyordu. Meclis 28 Mart 1966'da yaptığı oturumda Cevdet Sunay'ı 461 oyla Cumhurbaşkanı seçti. Türkiye'nin 5. Cumhurbaşkanı da bir askerdi ama bu kez parlamentonun da onayı vardı. Milletin kayıtsız, şartsız egemenliğini ve anayasayı sayacağıma. Hani acı bir dönem. Tabii böyle bir darbe yapmış bir komutanın cumhurbaşkanı olması. Ve ondan sonra da tabii o gelenek maalesef devam etti. Cemal Aga'dan sonra gene Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay. Sanki oranın o koltuğun doğal sahibiymiş gibi hiç kimse hiç tartışmadan bile Cevdet Sunay'a ikram edildi o koltuk. Ancak kısa süre sonra rüzgarlar ters yönden esmeye başladı. Demokrat Parti'nin devamı olan Adalet Partisi hükümeti 12 Mart 1971'de ordunun verdiği muhtırayla istifa etmek zorunda kaldı. Bitmeyen hesaplaşma Türkiye'yi yeni bir ara rejime soktu. 1973'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminin pazarlıkları daha o günden başladı. Bir ara Cevdet Sunay'ın görev süresinin uzatılması düşünüldü. İsmet Paşa da demişti ki niye uzatalım? Ne yapacak? Şimdiye kadar ne yaptıysa onu yapacak dedi. İsmet Paşa pek memnun değildi Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanlığından. Cevdet Sunay'ın görev süresi uzatılamadı. O zaman gelenek belliydi.
Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler emekli olup kontenjan senatörü olacak, ardından da Cumhurbaşkanı yapılacaktı. Öyle bir baskı ki arkadaşlarım diken üstündeydi adeta. Yani ne yapalım? Yani bir taraftan işte öyle bir şey vardı ki meclis kapanacak, tekrar iptal olacak, tekrar darbe olacak. Bunu seçmezseniz, yani böyle tehditler var. Yani bu tehditlere karşı bir büyük bir direniş var. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel'le CHP'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Bülent Ecevit, Gürler'in aday olmasına karşı çıktı. Meclis inisiyatifi ele almaya çalışıyor, orduya karşı direniyordu. Meşhur bir lafı vardır Süleyman Demirel'in, dün dündür, bugün bugün. İşte o laf oradan çıkmakta. Toplantı yaptılar, nereden geliyorsunuz, Ecevit'le mi görüştünüz? Bunu reddediyor Süleyman Demirel. Fakat daha sonra bu toplantı ortaya çıkınca siz bizden gizlediniz diyorlar. Süleyman Demirel de diyor ki dün dündür, bugün bugün. Yani bugünkü şartlarda bunu açıklayabilirim. Çünkü o gün gizli bir toplantıydı. Askere de duyurulmaması gereken bir toplantıydı. Faruk Gürler etkisini aldığı parlamenterlere güvenerek aday oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 13 Mart 1973 günü meclis hocaları generaller tarafından dolduruldu. Koridorlarda subaylar dolaşıyordu. Cumhurbaşkanı seçimini olduğu gün, olacağı gün bütün locaları subaylar doldurdu. Aşağıda bir şeyler. Orada işte Demirel, Faruk Gürler'e rest çekerek alt etti. Milletvekilleri çağrılıyor, onlarla konuşuluyor. Habire işte şu bize oy verecek, bu bize oy verecek diye çetele tutuluyor. Nefesler tutuldu ve oylamaya geçildi. Orduyla parlamento arasındaki bilek güreşi sonuçlandığında herkes şaşırdı. Seçileceğine garanti gözüyle bakılan Gürler kaybetmişti. O gün orada hayır oyu verenlerden İsmet Sezgin'e göre bu sonuç bir destandı. Bir taraftan silahlı kuvvetlerin adeta bizim adayımız dedi. Bunu seçmezseniz darbe yapılabilir dendiği bir ortamda meclis direniyor. Ve o adayı seçmiyor. Kendi bulduğu, getirdiği bir adayı seçiyor. Saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun. 1971 askeri muhtırası Demirel hükümetinin istifasına neden olmuştu ama muhtırayla başlayan siyasi kavga 1973 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar uzadı. Orgeneral Faruk Gürler, Türkiye'nin 6. Cumhurbaşkanı olabilmek için ordunun gözle görülen desteğini arkasına almıştı. Ama Gürler seçilemedi. Adalet Partisi'ne göre 12 Mart'ın rövanşı alınmıştı. Bir gelenek yıkılmıştı. Meclis ilk kez ordunun işaret ettiği bir adayı seçmemişti. Orgeneral Gürler de yıkılmıştı. Bazı dergiler kapak hazırladılar. Şeyi Faruk Gürler'in resmini koydular Cumhurbaşkanı olarak. Uzun uzun TRT'de resimler gösteriliyordu, kıvrık kaşlarıyla falan. Böyle her şey orta hazırlanmıştı. Onun üzerine hatta derginin kapağı basıldı, bir siyaset dergisinin. Onun üzerine baktılar ki olmadı, üzerine bir baskı daha yapıp bir çarpı işareti koydular. Kapak kağıdının parası kuşa ziyan olmasın diye. Şimdi hemen bir cumhurbaşkanı bulunmalıydı. Demirel ve Ecevit orduyu daha fazla kızdırmak niyetinde değildi. Hızlı bir kararla emekli bir deniz amirali olan Farik Korutürk isminde uzlaşıldı. Kendi işlerinden aday çıkartamıyorlar. Onu mu bulalım, bunu mu bulalım? Eski Moskova Büyükelçisi, kendisinin de böyle bir şeyden haberi yok. İstanbul'daki evinde oturuyor. Babama telefonla sormuşlar ve babam demiş ki bu ulusal bir görevdir. Ben bu görevi kabul ederim ama bir şartla kabul ederim. Bir, meclis içerisinde bu konuda bir mutabakat olması gerekir. İki, seçime girdiğim zaman, girmiş olduğum ilk turda yeterli oyu alırsam seçilirim. Ama ilk turda yeterli oyu almazsam tura devam etmem. Ondan sonra adaylığımı geri alırım. Ve soyadını bizzat Atatürk'ün verdiği Fahri Korutürk, Türkiye'nin 6. Cumhurbaşkanı oldu. Korutürk de bir askerdi ama seçimi yapan ordu değil, meclisti. Cumhurbaşkanı sıfatıyla milletin hayırsız şartsız egemenliğini ve anayasayı sayacağıma namusum üzerine söz veririm.
Ve babam asker cumhurbaşkanı diye geçiyor hep. Asker kökenli olmakla beraber asker değil, sivil cumhurbaşkanı olarak. Asker cumhurbaşkanından alternatifi olarak seçildi. Dört siyasi partinin üç tanesinin ortak adayı olarak ortaya çıktı. 6 Nisan 1973'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Fahri Korutürk, emekli bir amiral olarak ordunun da saygı duyduğu bir isimdi. Dengeli ve tarafsız bir cumhurbaşkanlığı yürüttü. Görev süresi boyunca iki sorun gündemden hiç düşmedi. Sürekli değişen hükümetler ve anarşi. 7 yıllık görev süresi boyunca tam 14 tane hükümetin kurulmasına katkı sağladı. Tabii o çok sıkıntılı bir süreçti onun açısından. İftihar ettiği bir konu. Hiçbir zaman içinden gelmiş olduğum orduyu siyasete sokmadım. Ordunun gücünü, siyasette karşılaştığım zorlukları gidermek için kullanmaya teşebbüs etmedim, diyordu. Kısa, öz, çarpıcı ve yeterli. Şimdi haberler gram gram 15 saniye. NTV'nin sosyal video servisi NTV Gram'la gündem cebinizde. 15 saniyelik NTV Gram haberleri Instagram'da ve NTV'nin tüm sosyal adreslerinde. Korutürk'ün sıkıntısı 1979'un son günlerinde. Kendisiyle görüşmek isteyen Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in Çankaya çıkışıyla Doruk'a ulaştı. Komutanlar 27 Aralık 1979'da hükümete verilmek üzere Korutürk'e bir uyarı mektubu sundular. Ama Korutürk mektubu kendine sakladı. 4 gün sonra toplum olarak yılbaşını kutlayacağız. Hiç olmazsa yılbaşı huzurlu bir şekilde geçsin. Böyle bir muhtara ağırlığı ve muhtara kuşkusu içerisinde toplum sıkıntılı bir süreci yaşamasın. O yüzden beklettim demişti. Korutürk mektubu teslim etmedi ama kamuoyu konuyu bir hafta sonra duydu. Siyasiler mektubu beklettiği için Korutürk'e sert eleştiriler yöneltti. Evren ve arkadaşları 12 Eylül darbesinin ilk işaretini vermişlerdi. Ancak siyasette değişen bir şey olmadı. İki büyük parti uzlaşamıyor, anarşi sokaklarda can almayı sürdürüyordu. Fahri Korutürk'ün görev süresi 1980'in Nisan ayında doldu ve Çankaya yolundaki en sıkıntılı dönem başladı. O günlerin Türkiye'si tam bir kaos içindeydi. Ya her gün 5-10 kişi ölüyordu. Hiç kimsenin hayatı güvende değildi. Kesinlikle hayır. Tek başıma düşündüm ve yaptım. Radyolar o gün öldürülenlerin isimlerini sanki hava durumu anlatır gibi aktarıyordu. Yok, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde solcularla sağcılar çatıştı, 3 ölü. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde solcularla sağcılar çatıştı, 5 ölü. Yok efendim, İstanbul Üniversitesi'nde solcularla sağcılar çatıştı, 7 ölü. Her gün en az 20 ölü raporunu, haberini biz dinlerdik. Meclis tıkanmıştı. Boş olan makama Senato Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil vekalet ediyordu. Çankaya'ya iki emekli orgeneral talipti. Adalet Partisi'nin adayı emekli orgeneral Faik Türün, CHP'nin adayı ise Hava Kuvvetleri eski komutanı Muhsin Batur'du. Süleyman Demirel Muhsin Batur'a karşı, çünkü 12 Mart'ın mimarlarından. Menderes'e karşı ihtilal yapıldığı zaman Eskişehir'den Menderes'i uçakla Ankara'ya getiren subay Muhsin Batur'dur. CHP Faik Türün'ü istemiyor. Neden istemiyor? Faik Türün'ü bugünkü ölçüler içinde değil. Ama o günün kriterleri içinde aşırı sağda buluyorlardı. Siyaset
din ilişkileri içinde gereği kadar layık olmaz diye düşünüyorlardı. Ecevit bu çareyi biliyor mu? Biliyorsa yeni mi öğrendi? Yoksa eskiden biliyordu da tatbik mi etmedi? Böylesine dar görüşlü bir yaklaşımla içinde bulunduğumuz dar boğazlar aşılamaz. Turlar birbirini kovaladı, aylarca devam etti. Sonunda öyle bir hale geldi ki seçimin hiçbir önemi kalmadı. Cumhurbaşkanlığı makamı hiç bu kadar uzun süre boş kalmamış ve hiç bu kadar yıpratılmamıştı. Mecliste cumhurbaşkanı seçilmiyordu. Nafile turlar yapılıyordu. Yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi turlarında Zeki Müren'e, Bülent Ersoy'a oylar çıkıyordu. Bazı oylarda hiç ilgisiz, bilmem, Ajda Pekkan'a, Zeki Müren'e falan oyların çıktığı da görülüyordu. Yani o kadar böyle hafife alınan bir süreci yaşadı Türkiye. Yaptırım koymamış. Yani hiç seçemezsen böyle şeyi yok bunun sonucu. 4 sene bekleyeceksin. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5,5 ay sürdü. Nafile 115 tur oylama yapıldı. Mecliste sandık başına giden o vekillerden biri de dönemin CHP Genel Sekreteri Altan Öymen'di. Önce Cumhurbaşkanı seçimine geçiliyor. 2-3 tur yapılıyor. Netice alınamayınca meclis başkanı ilan ediyordu. Bu turda da sonuç alınamamıştır. İşte birleşimi şu tarihe erteliyorum diyordu. Bu durumdan dert yanan bazı vekillerse askere davetiye çıkarıyordu. Parlamenterlerin büyük bir bölümü gruplar halinde tekrar genelkurmaya gidiyorlar. Genelkurmay başkanı, efendim görüyorsunuz bu meclis cumhurbaşkanı bile seçemeyecek noktaya gelmiştir. Artık bu meclisten umudumuzu biz de kestik. 12 Eylül ihtilalinin darbesinin nedenlerinden biri olarak da Cumhurbaşkanı'nı seçemeyen bir Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak yaptırlandık maalesef. 5,5 ay oy verdik ama bitmedi zaten. Bitmedi. 1980'de 12 Eylül hadisesi oldu. Parlamento kapandı. Cumhurbaşkanı seçilemedi. Yerine Senato Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil vekalet ediyordu. O Adalet Partiliydi. İktidar Partisi'nin bundan bir şikayeti yoktu. Çünkü kendi Cumhurbaşkanı oradaydı. Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Vekili İhsan Sabri Çağlayangil'den ordunun durumunu kontrol etmesini istedi. Acaba bir darbe havası var mıydı? Çağlayangil, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'le görüştü. Sıkıntınız var mı diye sordu. Aldığı yanıt hayırdı. Aradan birkaç yıl geçti. Kenan Evren Paşa ile konuşuyorum. Dedim ki, siz gittiniz Çağlayangil'e böyle böyle hiçbir şikayetimiz yok demişsiniz dedim. Güldü. Ne diyecektim dedi, Civaoğlu dedi, biraz sonra o koltuğa ben mi oturacağım diyecektim dedi. Son oturum 11 Eylül 1980'de yapıldı. 115. tur oylamadan sonuç alınamadı. Meclis Başkanı Cahit Karakaş 12 Eylül'de saat 15'te toplanmak üzere birleşimi kapattı. Ama ertesi gün Türkiye bambaşka bir sabaha uyandı. Silahlı kuvvetler kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Askerlerin Cumhurbaşkanlığı krizine neden hiç karışmadıkları sonunda belli oldu. 12 Eylül 1980'de ordu yönetime el koydu. Derken 12 Eylül oldu. Ve madem siz seçemediniz Cumhurbaşkanı'nı, biz seçeriz Cumhurbaşkanı dediler. 12 Eylül'le birlikte Kenan Evren'i Cumhurbaşkanı seçtiler. İstanbul'da 1. Ordu Komutanı olan generalle sohbet ediyordum, sordum. Ne zaman darbe yaparsınız, bunun kuralı nedir dedim. İnönü'yle Bayar kavga etti, 27 Mayıs'ı yaptık dedi. Demirel'le Ecevit Cumhurbaşkanı seçemediler. Biz de 12 Eylül yaptık dedi. Biz boşluk doldururuz dedi. ...12
12 Eylül darbesi Cumhurbaşkanlığı krizine de son verdi. Milli Güvenlik Konseyi bütün yetkileri üzerine almış. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, konseyin lideri olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmişti. Askerler yeni anayasa yazdırdı. O dönemde Cumhurbaşkanı'nın halk oyuyla seçilmesi görüşüldü ama komutanların çekincesi vardı. O ona bir şeyler söyleyecek, bu ona bir şeyler söyleyecek yahut o partiler bir şey söyleyecek. Ve nihayet onlardan birisi Cumhurbaşkanı seçilecek. Ve seçildiği zaman da halk diyecek ki ya bunun böyle bir şeyleri vardı. Bak geldi Cumhurbaşkanı seçildi. Makama zarar be. Vermesin diye meclise seçilsin diyor. Bir ikinci mahsur da bir de bakarsanız bir dini lider seçiliverir. Çünkü halkımızda bu dine karşı büyük bir bağlılık var. Hepimiz bir Allah'a inanıyoruz. Bir peygamberimiz var. Aynı Kur'an'ı kullanıyoruz. Aynı Kur'an'ın sureleriyle namaz kılıyoruz. O halde ayrılık neden? Kenan Evren yeni anayasayı anlatmak için Türkiye gezilerine başladı. Yanında darbeyi beraber yaptığı kuvvet komutanları da vardı. Komutanlar gittikleri her yerde büyük bir coşkuyla karşılanıyordu. 12 Eylül'ün daha ilk ayları Sayın Evren orada asbiyalım da besleyelim mi diye bir cümle kullandı. Bunu niçin söylediniz dedim. Koskocaman bir pankartta asmayalım da besleyelim mi sözcüğünü görünce ondan etkiledim. Böyle bir söz ağzından çıktı. Evren'in Cumhurbaşkanlığı halk oyuna sunulan yeni anayasayla birlikte oylandı. Mavi oy hayırı, beyaz oy evet'i simgeliyordu. O anayasa kabul edilmeseydi ne olacağı belli değildi. Millet asker gitsin de bir an evvel demokrasiye kavuşalım diye o anayasaya oy verdi. Zaten başka türlü mümkün değildi. Zarflar inceydi ve mavi pusula koyduğun takdirde zarftan gözüküyordu. Başka aday çıkmış mıydı o dönem? Kenan Evren'e karşı mı? Ya mümkün mü? Kenan Evren'e şimdi anayasaya hayır kampanyası açmanın suç olduğu bir dönem. %91'i aşan bir kabul oyuyla anayasa kabul edilmiştir. Bunu zat halimize takdim ediyoruz. 1982 Anayasası halkın %92'sinin oyuyla kabul edildi. Kenan Evren Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı oldu. Evren ihtilal lideri olarak geçen 2 yılla birlikte toplam 9 yıl devletin başında kaldı. Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren, atamayla göreve gelen Bülent Ulusu sayılmazsa eğer, görev süresi boyunca tek başbakanla çalıştı. Turgut Özal. Turgut Özal'ın önderlik ettiği 24 Ocak 1980 kararlarıdır aslında 12 Eylül darbesinin ekonomik ve sosyal altyapısını oluşturan. 12 Eylül darbesinin getirdiği baskıcı durum, Turgut Özal'ın önderlik ettiği 24 Ocak kararlarının bir dikensiz gül bahçesinde neredeyse uygulanması sonucunu getirdi. Yani Türkiye'nin ekonomik transformasyonu şimdi baktığınızda işte her şey bulunuyor eskiden yoktu falan ama bunun bedeli böyle bir şey oldu. Yani ne seninle ne sensiz bir halleri vardı Evren'le Özal'ın. Evren Özal ikilisi bir krize yol açacak fikir ayrılığına hiç düşmedi. Hatta Cumhurbaşkanlığının sonuna yaklaşıldığında Başbakan Özal, Evren'e görev süresini uzatmayı teklif etti. Sayın Evren bunu kabul etmemiş. Fakat bu Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen öncesine değil de daha önceki bir dönemde olmuş. Özal dedim sen bana bunu teklif ediyorsun. Ben bunun iki dönemi, bir dönem yaptıran benim. İki dönemi istemediğim için şimdi tekrar teklifinizi kabul edemem. Kusura bakmadım. Hatta kendisine de dedim. Sen de dedim Cumhurbaşkanı olma.
Kenan Evren Turgut Özal'a aday olma dese de Özal dinlemedi. 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in görev süresi Kasım 1989'da dolduğunda ANAP lideri ve başbakan Turgut Özal neredeyse tek adaydı. Evren'in cumhurbaşkanlığının sona ermesiyle genelkurmay başkanlığından cumhurbaşkanlığına terfi edilir anlayışı da bitti. Artık Çankaya'ya ya siyasetten ya da bürokrasiden gelenler çıkacaktı. Kurtuluş Savaşı kahramanları, asker cumhurbaşkanlarından sonra Çankaya'ya çıkanların ortak özelliği sivil olmalarıydı. Bu bölümde sizlere Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olma hikayelerini anlatacağız. Siyasetin satranç tahtası üzerinde yapılan hamleler, ince hesaplar bu isimlere Çankaya'nın kapılarını açtı. Oy vermeyeceğiz diyenlere oy vermeye giderken gözün dizine dursun Turgut Bey'in sana yaptıkları falan diye sataştık yani. Sayın Turgut Özal 8. Cumhurbaşkanı seçilmiş bulunmaktadır. 17 Nisan'da vefat etmeseydi bir ay sonra 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığından istifa ediyordu. Melih Kökçek ve arkadaşları beni de aday göstermişler. Demirel'e yakın grubunda bu telaş yaptı. Hüsamet Özkan pencereye doğru gitti ve aynen şunları söyledi. Sayın Başbakanım, bana şu pencereden atla deyin, hemen atlayayım. Ama Cumhurbaşkanı adayı ol demeyin. Fazilet Partisi olarak Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekliyorduk. Sayın Sezer aşırı bir tepki gösterdi. Dedi ki savcılar mutlak hakimdir. Bilmiyorsanız alın anayasaya bakın diye. Anayasa kitapçığında Ecevit'in önüne attı. Baskı veya tehdit şeklinde değil, ben olmayacağıma göre siz de kabul etmeyeceksiniz, Sayın Gül olmalıdır şeklinde ifade etmiştim. Bu hareketi beraber kurduğumuz Abdullah Gül kardeşim.